Uzmanlar 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarından sonra sivillerin korunmasında olağanüstü ilerleme kaydedildiği konusunda görüş birliği içinde. Özellikle sivillere hedef alan çok sayıda saldırı daha yapılmadan önlendi. Amerika uluslararası teröristler için daha zorlu bir hedef haline geldi mi sorusuna en iyi yanıt elbette olur. James Carafano, Heritage Vakfı'nda güvenlik uzmanı. Bu başarının önemli payı sağlam istihbarata, terörle mücadelede güçlü önleyici çabaya, şiddete meyilli kişileri bulmaya, içlerine girmeye, onlar hakkında bilgi toplamaya ve daha tehdit oluşturmadan onları devre dışı bırakmaya dayanıyor. Carafano'ya göre bu başarının en önemli nedenlerinden biri Federal Soruşturma Dairesi FBI'ın terörle mücadeleyi bir numaralı önceliği haline getirmesi. İç Güvenlik Bakanlığı'nın havalimanları ve sınırlarda sağladığı güvenliğinde bunda önemli payı var. Ancak Boston'daki olay, halkı saldırılara karşı korumanın ne kadar zor olduğunu ortaya koyuyor. Brookings Enstitüsü uzmanı Michael O'Hanlon da bu görüşte. Zaman zaman bu tarz saldırıların mümkün olabileceğini kabullenmemiz gerekiyor. Geçmiş yıllarda saldırganların amaçlarına neredeyse ulaştıklarını da unutmayalım. Amerika'daki en son ciddi terör saldırısı 2009'da Amerikan ordusunda görevli binbaşı Nidal Hasan'ın Texas Fort Hood askeri üssünde 13 kişiyi öldürmesi oldu. Hasan'ın El-Kaide ile bağlantısı vardı. Ama birçok bombalı saldırı planı başlamadan engellendi. 11 Eylül saldırılarından birkaç ay sonra Richard Reed bir uçakta ayakkabısına yerleştirdiği bombaları patlatamadan yakalandı. 2009 yılında Noel döneminde Ömer Faruk Abdülmuttalip Amerika'ya inen bir uçakta iç çamaşırına yerleştirdiği bombayı patlatamadan ele geçirildi. Aynı yıl Necibullah Zazi adlı Afgan göçmen New York metrosuna bomba yerleştirmeyi planlamak suçundan tutuklandı. 3 yıl önce New York'un ünlü Times Meydanı patlayıcı yüklü bir aracın fark edilmesi üzerine tahliye edildi. Uzmanlar kalabalık alanlarda halkın korunması konusunda sağlam deneyim edinilse de bunun pratikliği ve etkinliğinin bir sınırı olduğunun farkında. Kararlı bir saldırganı kesinlikle durdurma diye bir şey yok. Bu kişileri önceden bulup hedeflerine ulaşmadan durdurmak gerekiyor. Her an tetikte olmak gerektiğini vurgulayan terörle mücadele yetkilileri, teröristlerin zaman zaman hedeflerini vurmalarının kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington.